3 yaşından itibaren atipik otistik bulgularla takip edilmeye başlanmış. İlk defa kronik Lyme enfeksiyonundan şüphelenilen bir durum nedeniyle merkezimize başvuran ebeveynleri ve hastamızın kendisinden alınan hikaye, muayene bulguları sonrasında gerçekten kronik Lyme enfeksiyonuyla ilişkili bir atipik otizm vakası düşünülerek ilk defa yapılan karantinal mikroskopisi. Şu anda görmekte olduğunuz gibi mikroskopik preparatın her tarafında bir bakteriyel aktivite var ve Borrelia bakterileriyle uyumlu sinek uçuşması şeklinde kendi etrafında ve başka yönlere doğru hızlıca hareket eden spiroketleri ve yine Borrelia ile uyumlu kistik yapıları görmekteyiz. Ortamda bir debris varlığı da söz konusu. Merkezimize başvuran tüm atipik otizm vakalarda neredeyse istisnasız olarak saptadığımız Borrelia bakteriyel aktivitesini bu çocuk vakamızda da rastlıyoruz ve kayıt altına alıyoruz. Bu yoğun bakteriyel aktivitenin tüm mikroskopik preparat alanlarında olduğunu görüyoruz. Kontrollama işi baktığımızda Borrelia ile uyumlu kistik aktivite ve Borrelia ile uyumlu yoğun bir spiroketal aktivitenin bu alanda da olduğunu görmekteyiz. Evet. Mikroskopik preparatın tüm alanlarında yoğun bir şekilde bu bakteriyel aktiviteye rastladığımızı ifade etmiştik. Ve sonuç